İyi akşamlar. Bugün 2 Ekim 2014 Perşembe Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Tunca Nehri kenarındaki Mehmetçi Gazinosu bayramdan sonra yıkılacak. Belediye Başkanı Recep Gürkan o bölgeyi ücretsiz olarak halkın kullanımına açacağız dedi. Gürkan, Edirne'de taşkın alanlarının yeniden planlanması gerektiğini de söyledi. Biliyorsunuz, kentin de gündeminde olan Mehmetçik Gazinosu var. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tunca Nehri kenarında bulunan Mehmetçik Gazinosu binasını bayramdan sonra yıkacaklarını açıkladı. Daha önce Mehmetçik Gazinosu ve Meriç Askeri Gazinosu'nun boş kalması nedeniyle soru önergesi vererek buraların belediyeye tahsisini istediğini belirten Başkan Gürkan, ancak bunun bir türlü gerçekleşmediğini söyledi. Mehmetçik Gazinosu uzun süre önce askeriye tarafından yapılmış. Benim de milletvekilliği döneminde hem Mehmetçik Gazinosu'nun hem de Meriç Askeri Gazinosu'nun bir dönem boş kalması nedeniyle bir soru önergesiyle gündeme getirdiğim bir husustu. Bu konuda Devlet Su İşleri Bölge Müdürü ile de görüştüğünü belirten Gürkan, bayramdan sonra daha önce Mehmetçik Gazinosu olarak kullanılan ancak uzun yıllardan beri boş duran binayı yıkacaklarını açıkladı. Gürkan, bayramdan sonra o bölgeyi temizleyeceğiz. Kendimize ait olan parseli düzenleyerek o bölgeyi ücretsiz olarak halkın kullanımına açacağız dedi. O zaman Milli Savunma Bakanı'nın benim yazılı soru önergesine verdiği cevapta Meriç Askeri Gazinosu'nu kullanmayı planladıklarını ancak Mehmetçik Gazinosu'nu bundan böyle kullanmayı planlamadıkları belirtilmişti. Akabinde belediye başkanı olduktan sonra tekrar ben defter darlıktan oranın Edirne Belediye Başkanlığı'na tahsisini istedim. Defter darlık taşkın sahasında olması ve DSİ'nin de tahsis talebinin olması nedeniyle DSİ'ye görüş sormamız gerektiğini belirtti. Bunun üzerine DSİ'ye görüş sorduk. O dönemin işte DSİ Bölge Müdürlüğü falan da görüştük. İşte böyle her şey iyi falan gidiyordu. Sonra Sayın Bölge Müdürü'nün tayin çıktı. İlişiğini kestiği gün bize bir yazı geldi. Burasını işte hızlı tren attı vesaire nedeniyle tahsisi mümkün değildir diye. Bunun üzerinden belli bir zaman geçti, kısa bir zaman geçti. Daha sonra benim bu ısrarlı taleplerim devam edince o arada valimiz değişti. Sayın Vali ile bu binanın yıkımı konusunda mutabık kaldık Mehmetçik Gazinosu'nun. Toplantıda Edirne'nin geniş bir alanının taşkın sahası içinde yer alması nedeniyle kentin en güzel yerlerinin yeterince değerlendirilemediğini belirten Başkan Gürkan, Edirne'deki taşkın rejimi 56 yıl önce yayınlanmış. Taşkın alanlarının yeniden planlanarak mevcut planın da gözden geçirilmesi kanaatindeyim dedi. Geçtiğimiz hafta yıkacaktık ancak binayı yapmış olan askeriyenin orada bazı malzemeleri biz almak istiyoruz, bir de zimmetimizden düşmemiz gerekiyor gerekçesiyle beklettik. Bayramdan sonra Meriç Askeri Gazinosu'nu yıkacağız belediye olarak. Orasını temizleyeceğiz. Mehmetçik Gazinosu'nu. O bölgeyi temizleyeceğiz. Orada şöyle bir parselasyon var arkadaşlar. Girişteki ilk parsel Edirne Belediyesi'ne ait. Ondan sonraki iki parsel Milli Emlak'a ait. Ondan sonraki iki parsel kayıp şahıslara ait. Kayıp şahıslara ait olan parsellerin de yönetimini Milli Emlak yaptığı için sonraki dört parselin yönetimi ve sorumluluğu Milli Emlak'ta. Bugün yine bir toplantıda aynı talepte bulundum. Yine aynı red cevabını aldık. Bayramdan sonra belediye olarak Mehmetçik Gazinosu'nu yıkıyoruz. O kendimize ait olan giriş parselini düzenleyeceğiz. Diğer dört parseli geçerek orada bir yol da var. Geçtiğimiz Eylül ayı meclisinde 2007 yılında Devlet Su İşleri'ne tahsis edilmiş olan belediye arsaları vardı. O arsalarda da bir rekreasyon düzenlemesi yaparak o bölgeyi halkın kullanımına, ücretsiz olarak kullanımına açacağız. Bayramdan sonra.